İsmail düştü aramıza. Ne oldu İsmail? Niye geldin? Eşimle 4 aydır uzaklaştırma alıyorlardı. 2,5 yaşında bir oğlum var. Senden uzaklaştırma aldılar. 4 ay aldılar. Ayın 4'ünde uzaklaştırmam bitti. Geçen ay eşimle buluştuk. Oğlumu gördüm. Gel yanıma. İsmail 36 yaşındasın. Adanalı. Evet. Allah'ına kurban Adanalı. Evet. Geldim oğlumu gördüm. Bir gece kaldım. Kaynanamgil yemeğe çağırdılar. Yemeğe gitmedim. Onlar istiyor ki benim burada kalmamı, burada yaşamamı. Ben Adanalıyım, hastanem var, ona bakmak zorundayım. Geçen gece annesi aradı, yayına çıkacağım dedim. Olmaz İsmail dedi, şu an eşim Büşra işe başlamış. Çocuğumu görüyorum diyorum, izin vermiyor patron diyor, izin alamaz diyorlar. Evet. Benim babamın adı, ben oğlumu görmeyi istiyorum ya. Büşra'yı seviyorum. Peki, dur sakin ol İsmail. Niye sana uzaklaştırma kararı aldılar? Abla ben her dediklerini yaptım. Şiddet mi uyguladı karına? Şiddet uygulamadım. Adana'ya gitmem lazımdı. İşim vardı. Zeytin bahçesinde zeytin topladım. Bir hafta sonra hemen geri geldim. Akla ne geliyorsa zeytinyağı, salçası, şu bu her şeyi doldurdum geldim. Evet. İsmail şunu yap, İsmail bunu yap, İsmail onu yap. Dediler durdular bana. Yoruldum. Adana'dan gelmişim. Yorgunum. Kardeşler evde yatıyor. İsmail bunu yap. Bak Büşra bana acı dedim. Bu kadar üstüme gelme. Tantan oldu abla. Karakolluk olduk. Uzaklaştırma aldılar. 3 ay oğlumu göremedim. Geçen ayın 17'sinde gördüm. Yemeğe çağırdılar. Ben gitmedim. Kaynanam 2 gün önce sana aradı. Sana niye uzaklaştırma alıyorlar? Sen gidip abisiyle, orada hırgül mü çıkarıyorsun? Abisiyle, kardeşiyle kavga ettim. He. Mesaj attı. Esenler otogarındayım. İsmail haklısın. Özür dilerim. Gel dedi. Geri döndüm. Kavga çıktı. Ben babamın adını koymak istedim. Ben babasız büyüdüm. Oğlumun adı Erdoğan diyorum. Arel diyorlar onlar. Hani her türlü terslik var abla. İsmail, sen 4 yıldır eşin Büşra'yla berabersin. Evet. 2,5 yaşında da oğlunuz var, evet. Ama dini nikah var, resmi nikah yok. Abi ne yaptınız ya? Annem önce kabul etmedi. Büşra'nın hamile olduğunu duyunca kabullendi. He. Sonra annem kalp krizi geçirdi. Bayağı biz bir hastanede kaldık. Nikah kıyamadık. Şimdi nikahını yapayım diyorum, ev tutayım diyorum. Evet. Kaynanam yok diyor, olmaz diyor. Büşra da 10 gündür işe girmiş, iş hayatına alışmış. Yok diyor, başka bir şey demiyor. Geçen 15 gün önce arkamdan ağlayan Büşra gitmiş, yerine başkası gelmiş abla şu an. Karakter değiştirdi. Aynen yani, 2 haftada bir insan bu kadar değişemez. Çalışmaya başladı, ayaklarının üstünde durmaya başladı, hoşuna gitti. Muhtaç olsa, parasını göndermiyor olsam, her ihtiyacını karşılamıyor olsam, ya beni buraya çekmek istediler, ben de yok dedim. Ama şu an geldim, tamam. Valizimle geldim, orada kalacağım diyorum. Orada yaşayayım diyorum. Evet. Hala annesi yok diyor. 4 aydır aramayan annesi ben 2 gün önce aramış. Ne diyor aradığında peki? Ben karar veremem diyor. Ya oğlumu gelin görün diyorum. Oğlunu gel evde gör diyorlar. Abla ben o eve gireceğim. Hı. Polis gelse bana uzaklaştırma verecekler. Yine suçlu o olacağım. O zaman seslen. Büşra ben seni seviyorum, her ne olursa olsun. Senden vazgeçmiyorum. Ben 13 yaşından beri babasız büyüdüm. Çocuğumu da babasız büyütmeyeceğim. Bu kadar abla diyecekler. Gel de ya da beni ara de, bana bir fırsat ver. Aramanızı, ulaşmanızı istiyorum. Bana son bir şans o 2,5 yaşındaki oğlumuz için. Güzel bir şey söyledim. Ben babasız büyüdüm. Çocuğumun babası. Abla ben geç evlendim. Kimseyi sevmedim kendisini sevdiğim kadar. Bunu kendisi de çok biliyor. Yalvardı. İsmail kendine pantolon al. İsmail kendine çorap al. Ve hep kendimden ödün verdim onlar için. Ama bunu anlayan yok. Anlamıştır. Anlar da. Demek abla ki onun için yapmayacağım hiçbir şey yok. Biraz her kırgınlık olmuş. Gönlünü alırız bu Şura'nın. İnşallah. Tamam İsmail'cim, otur, aramıza hoş geldin. Teşekkür İnşallah. Ederim. İsmail eşi Büşra'ya seslendi. Dedi ki ben babasız büyüdüm. 2,5 yaşındaki çocuğumuzu babasız büyütmeyelim. Bana bir şans ver. Herkes bir şansı hak eder. Öyle düşünüyoruz. Büşra'yı da dinlemek istiyoruz. Başımızın üstünde yeri var. Bağlanabilir. Buraya gelebilir. Aldırırız Büşra seni. Ama geldiğinizde inşallah barışırsanız burada resmi nikahınızı yapmak isterim. Çünkü nikahsız çocuk büyütmeyin, yapmayın. Ama sana ne yaptı, niye bu hale geldiniz onu da öğreneceğiz tabii. Aslı burada. Aslı kalk bakayım, ne yapmışsın, böyle bir küçücük bir kız olmuşsun sen. Şöyle evet. Yürü bakayım. Aa, evet. Ne oldu Kayan? Beğenmedin mi?
Çok hoş. Güzel giymiş abla. E güzel, daha ne giyecek bu kız ya? Siz de ne giysin beğenmiyorsunuz be. Ne giysin? Allah Allah. Mükifare olmuş, mükifare. Ve Kayahan'ın ablası Gamze canlı yayında. 4,5G ile Gamze'ye bağlanıyoruz. Gamzeciğim. Günaydın. İyi yayınlar Seda Hanım. Teşekkür ederiz hayatım. Günaydın, iyi yayınlar. Nasılsın Gamze? İyiyim. Sizler nasılsınız Seda Hanım? İyiyim. Bugün Aslı'yı bir daha göstermek istiyorum. Aslı kalk, güzel güzel yürü ya. Sen tamam. Bunun eğitimini almış bilen bir kızsın. Tamam. Bir de katıldığın program da var daha önce. Bırak evet. Ya kasma kendini. Ver tamam. Güzel bir müzik. Yürü şöyle öne doğru. Ha? Nasıl Gamze gelin adayım? İlkokula başlamış gibi Seda Hanım. Ben ilkokula başlayalı çok oldum. Ben şimdi bir şey demiyorum oldum. Seda Hanım. Aydoğan Bey'e görüntüleri attım, bir şeyler attım Aydoğan Bey'e. Onlar yayınlansın. Aslı Hanım o zaman orada bakalım nasıl duracak, nasıl yürüyecek. O zaman görelim. Aslıcığım izle ve gör. Ne görüntüsü? Hemen mi? Ne o? Önce. Sürpriz bir şey mi var? Sürpriz biri mi geldi? Aa, nasıl? Gamze diyor ki beklesin. Peki. Aslı ve Kayahan için acaba kapının arkasında kim var? Sevgilim mi geldi? Kim var? Yani acaba stüdyoya baskına kim geldi? Kapı açılsın. Durma orada görünce Aslı durma. Vallahi çok güzel oldu. Kim geldi? Gözün açıldı. Getir bakayım Melikem. Gamze ne bu? Gamze. İşte o söz ettiğim ayıcık sevgilisinin. Ne? Yalan ne? Söylüyor ne bileyim. Ne oldu Aslıcığım? Ben hani ben yalan gibiyim, konuşuyordum ki ne bu? Kaya ne oldu? Neyin ne oldu ben ayıcığı daha tanımıyorum. Daha da gerisi bile. Gelecek. Daha ayıcığı da gerisi gelecek. Musun? Niye ayıyı tanımıyor mu? Tanıştırayım sevgilinin ayısı. Ne ayısı ya? Tanımıyorum diyor ya. Vallahi da billahi de tanımıyorum. Orada bir hala var. Vallahi billahi diyor. Kayhan iyi düşün. Sen de niye oturuyorsun Aslı orada? Ben şu an şoktayım da o yüzden. En şokum nasıl? Şu anda yani bir tane ayı göndermiş. Ne? Bu ne? Buradaki bütün arkadaşlarımın şahitliğinde dedim ki Kayahan'a da Aslı'ya da bu kadar köşeli sivri konuşmayın, büyük konuşmayın dedim. Şimdi Kayahan'ın ablası Gamze bu ayıcığı gönderdi. Dedi ki bu dedi eski sevgilini aldığın ayıcık dedi. Kayahan reddediyor. Reddediyorum ya. Konuş ablanla. Yaptığın şey ne şu anda ben anlamış değilim. Ayıcığı tanımıyorum ne demek ya? Burada bir ruj izi falan var. Yaptığım bir şey değil. Ben olan şeyi yolladım aslında. Ayının neyini tanıyacağım ben oraya? Daha?
Kayağan. Bak sinirden gülüyorum. Tanış. Senin Kayağan, aldığın tanış. Ayı. Tanış. Sevgili... Sen aldığın şeyi tanımıyor musun? O ben ne öyle demek bir şey ya? Almadım ya. Nasıl almadın? Almadım abla. Gamze ben bu bana ait değil. Ben böyle bir şey almadım diyor. Vallahi billahi üzerime oynuyorlar abla ya. Başka Seda ne Hanım, diyecek? Kayağan sürekli. Sürekli ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım diyor. Ayıyı da yolladım oraya. Allah. Bunu bir yerden alıp göndermiş de olabilirsin. Da yollayacağım. Var da. Zaten öyle yapmış ya. Yani tabii bir oyuncakçıya gidip alıp göndermiş yok. Olabilirsin. Ayıyı al. Ne oldu Demet'ciğim? Ayıyı Kayahan kabul etmiyor. Ay Gamze Hanım o kadar komiksiniz ki zannedersiniz. Eski sevgilisini getirip oraya oturtturduğunu zannedecekler de. Kapı açınca ben yani, eski sevgili geliyor. Ben de öyle bekliyordum gerçekten de. Bacakları zaten Kayahan, titremeye başladı. Kayahan yani. Hatırlamadığına göre ergenlik zamanında böyle bir şey göndermiş ki. Şu anda hatırlamıyor gayet normal yani. Ya Aslı'cığım sen de bu ayıcıya dönüp de tepki vermesin. Ben o yapıdaki bir adam değilim ablacığım. Bir dakika aynı ben tanımıyorum o yapıdaki bir insan değilim ben ayı falan alayım da. Tanımıyorum ne demek ya ayıcı tanımıyorum. Ayı nasıl tanıyacağım demek? Ki hayatım ayı. Tanıyorum diyemezsin ki bunu ben aldım sevgilime eski gönderdim doğru mu diyecektin? Yollamadım ama belki Kayahan diyorum ki ergenlik zamanında da eski sevgilisiyle geleceğim oraya. Şimdi Demet. Gamze Hanım diyorum ki çok komiksiniz. Sanki eski sevgilisini getirip buraya oturtmuşsunuz gibisiniz. Ondan da geleceğim diyor ama duydun evet, mu? Evet evet. Ama Kayahan da demek ki diyorum ki ergenlik zamanında sen almışsın ki hatırlamıyorsun. Normal bence yani bu olabilir. Bu kadar kesin reddetme demek istiyor Demet Aslı'cığım, sana. Aslı'cığım sakın o ayıya güvenip de Kayahan'a tepki verme. Sizi ayırmak istiyorlar zaten. İstedikleri bu. Ben anlayamadım ki ne yapacağım. Ayıyı tanıyorum diyecek hali yok da evet bunun bir ismi var. Ben de tanımıyorum. Ben zaten tanımıyorum da sen bunu ben aldım evet sevgilime verdim demeyecektin herhalde burada herkesin ay, karşısında. Ay Gürsel bunu yazdır. Kayahan dedi ki ayıyı ben bu ayıyı tanımıyorum dedi. İsmi var mı nüfusta kimliği var mı teyze kimliği? Kimliği nereden olsun ya? Bak şimdi benim sinirleneceğimi bildiğin için buradan yürümeye böyle komiklik şakalar yapmaya çalışıyorsun. Ama ben yemem onları. Bu ayı kim? Söyle nereden tanıyorsun bunu kime aldın? Aldığın o kızıl saçlı hanımefendi herhalde göndermiş. Rujunu da gönder. Bak ablan da arkadan konuşmaya devam ediyor. İşte. Sen bana bu ayının açıklamasını yapmak ister misin? Tanımıyorum hayatım. Tanımıyorum demek ne yani? Ablan bunu aldı gönderdi mi yoksa ne sen bileyim, bunu eski dışarıdan şeyde... almıştır göndermiştir ya. Hayır bir de tanımıyorum ne hakikaten. Ben hiç böyle bir şey almadım. Almadım ben görmedim. Benim hediye tarzım değil. Değil söyledim demin abla. Böyle demedin ama sen dedin ki ben tanımıyorum bunu dedi. Kızı kafası karıştı. Sen o yapıdaki bir insan değil. Tanımıyorum diyorsun. Bir stres oldun. Bak o kapı açılacağı zaman senin bu bacağın titremeye başladı. Bana komple geldi titreme. Sen bunu tanımıyorsun da bunu aldığın kişiyi tanıyorsun belli ki. Semra. Allah'ım ya. Aslı'cığım Kayahan sana ikili oynuyor ama bunu göremiyorsun. Ailenin gerçekten iddia ettiği bir ilişki var. O da ispatı gözünün önünde. Ayı bence... Şimdi ben bu ayıyı alıp parçalamasını da bilirim de işte kendim o pozisyonu yazık sokmuyor. Yazık günah. Bir çocuğa veririz oyunu. Ayının bir ispatı mı olur abla? Var işte ispatı gözünün önünde almışsın ki burada. Bence gözünü aç Aslı'cığım. Sizi aldatıyor. İnanma bence hayatım. Bir dedektif top İnanma. Takip ettir. İnanma. Ben zaten dedektifim de benden kaçmaz. Ama ve lakin bu ayıyı aldığın kişi kim? Onu nereden tanıyorsun? Onunla bu 4 ay içerisinde mi tanıştın? Benim merak ettiğim nokta bu. Yoksa ben de araştırmasını bilirim. Benden bir Kayahan, şey kaçmaz. Kayahan sen bunu anlatmayacaksan Gamze anlatacak bize. Gamze! Senden taraf biri var efendim stüdyoda. Efendim Seda Hanım. Senden taraf biri var stüdyoda Şadıman. Teşekkür ederim Şadıman Hanım. Rica ederim. O da biliyor çünkü. Yani haklının yanındayım her zaman için. Aslı devamlı kendini Seda Hanımcığım sanki dev aynasında görüyor. Aslı. Benim sayemde. Evet, İnsan kocası olacak Aslı bir kişiyi bu kadar küçük duruma düşürür mü? Zaten kral. Öyle mi Aslı? Aslında mı görüyorsun? Dev aynasında görmüyorum ama onların beni gördüğü gibi yok estetikle. Benim estetik halim de çok güzeldi ayrıca. Ben sana göstereyim bak şimdi saygımı bozmak istemiyorum. Gerçekten beni ama
çıkarıyorsunuz, çileden çıkarıyorsunuz benim gibi bir kadını bile. Ya bu kadar da size haftalarca kimse saygı göstermez. O ya bu kadar da insanlara inanma, anladın mı? Dokunma diyorum sana. O zaman git otur ayının yanında. Sen otur ayının yanında, seni ayı. Ben tanımıyorum bile. Geçmiş, bak, geçmiş, geç. Benden uzaklaştırdın mı sandalye? Geçmiş, geçmiş. Arkanı dönüp oturunca hiç konuşmuyorum ben. Sen nasıl yalancı bir insansın? Ablan... Birbirinize layıksınız. Siz zaten beni hak etmiyorsunuz. Alın, dev aynasındayım. Size göre. Yürü git işte oradan. Düş yakamızdan. Yürü git. Ya abla sen de bir dur ya. Geçmiş diyor. Üç gün önce arıyordun kızı. Nasılsın? Ne yapıyorsun diye. Ablan yetmedi. Kuzenin Tuğba telefonla. Tuğba'cığım. Ah. İyi yayınlar Seda Hanım. Hoş geldin, girmiş. İnşallah güzel şeyler söylersin. Çünkü Kayahan bayağı zor durumda kaldı şu an. Güzel Gamze... şeyler söylemek çok isterdim. Lafınızı kestim. Özür diliyorum. Estağfurullah. Yani herkes yalancı, ben yalancıyım. Tek aklı mı düzgün? Geldi. Sadece o mu düzgün konuşuyor? Geldi. Bu çocuğun her şeyi var. Aldatıyor zaten, bu aşikar belli. Niye oturuyor hala yanında? Ya ne aldatacağım? Eski şeyleri sunuyorsun. Evet. Haberlerin geliyor bize. Kayahan beni sinirlendirme. Bağlanmıyorum. Sinirimden bağlanmıyorum. O kadın o zaman buraya gelecek madem gerçek. O kadın buraya gelecek o zaman. Gönderin. Ayıyı göndereceğinize kız arkadaşını gönderin. Bu ne mektup? Ya ne kız arkadaşı? 1980'de mi yaşıyorsun? Gel sen buraya ne yazar ya? Kes! Bağırmadan konuş bak. Sen bana bağırmayacaksın. Ben merkeğim sen mi? Bağırmak da bir şey. Saygı mı birazcık? Saygı mı bıraktınız? Ne bağırıyorsun kardeşime? Saygısızlık yapma. Ay sen ne kardeşim ne kadar düşünüyorsun öyle? Ne kadar düşünceli bir adamsın. Biz ona evlenek gül bebek büyüttük. Ben burada başka bir adamla aldım. Çünkü sen beni yerden yere vurdunuz. Erkek yapınca mı haklı oluyor? Kayahan çok üzgünüm. Çünkü seni sevmiyor. O kızda hayalleri vardı. Ama eski sevgilinin telefonda. Tanımıyorum, bu kim abla? Ya. Kayahan ayıyı tanımıyorsun. Oje sürdüğün kızı tanımıyorsun. Alo. Evet, dinliyoruz hayatım. Tekrar söyler misin? Anlayamadık demin. Seda Hanım, söylediğim söyleyebilir ondan dolayı. Şöyle söyleyeceğim. Aslanım ojeyi çok abes buldu sürmesini. Bunu bulurken ama kendinin yaptığı danslardan hiç haberdar değil galiba. Ya sen neye kafasını yaşıyorsun? Sen eskide kalmış bir insansın, anladın mı? Hala nefes almaya çalışıyorsun. Ölüsün, ölü. Bir saniye, bir saniye. Sen benim sesimi şu an duyabiliyor musun? İsmini vermek istemeyen sevgili. Beni bir dinle. Senden daha abes bir şey yok şu an. Beni bir dinle. Madem bağlanmaya cesaret ettin, madem kendin... Benim danslarımı boş ver. Sen benim gibi dans edemeyeceğin için kıskandığım belli. Benim gibi dansa ihtiyacım... Sadece ihtiyacım yok. Sadece elini ayağını gördüm. Oradan bile belli oluyor farkımız. İhtiyacım yok. Kayahan biliyor mu? Sen tanıdın da zaten. Eğer ki çok daha çok hatırlamak istiyorsa, ben onun havzasını gerçekten çok istiyorsa tekrardan atabilirim. Gerçekten ikinci planda olan sensin. Şu an öldürdüğünüz bağlanması gerekiyorsa herkes biliyor bizi. Biz umurumda değil kızım. Sen neyi söylüyorsun ya? Kayahan diyor ki bizi herkes biliyor diyor. E şimdi bu öcü sürdüğün kızı hatırlamıyor musun? Hatırlıyorsundur. Minik bir memlekette herkes bizi bilse ne yazar? Ben seni silmişim. Sen öyle bir sayfa yok. Bitip gitmişsin. Sen hala koşuyorsun peşimden ya. Hayırdır tamam. Ya? Tamam. Şu an çok güzel itiraf ettin. Teşekkür ederim. Minik bir memlekette herkes bizi bilse ne yazar diyerek ilişkini burada itiraf ettin. Bu ayıyı da tanıyorsun. O kadını da neyin tanıyorsun. Neyin ilişkisi ya? Ben buradayım. Bir buradan aydır buradayım. Buradan ne yazar ya? Senin yanındayım ya. Bana ne? Bu kadın bağlanabiliyorsa buraya... Sen ona ya, bir cesaret veriyorsun demek ki. Neye bağlandı? Abi kapatın ya. Ne kapatın, vermeyin, tanımıyorum. Ya ne tanımıyorum, kapatın. Ya beni kapatın, rezil ya. Ettin yeter abi, bak. Cevap hakkı var. Kızın orada bak, oje sürülüyor. Elini ayağını gösteriyoruz. Balkonunu gösteriyoruz. Benim istemediğim insanları abi bağlamayın ya. Öyle bir şey yok. Oo Kayahan. Teşekkür ederim ya. Öyle İtirafların şey üst üste geliyor. Ne durmayın ya, itirafların. Bak o kadar bağırıyorsun, üzerim umurumda değil. Bağlansa ne yazar? Ya ben silmişim, umurumda değil ya. Sen de benim umurumda değilsin. Yazıklar olsun sana. Ben buraya Allah çıkarak Allah zaten ya hata yapmışım. Senin nasıl bir adam olduğunu bilseydim benim burada işim ne? Bir tek seni memleketin tanımıyor, beni de tanıyan insanlar var. Rezil etmişim kendimi. La ben seni sevmeseydim benim burada ne işim var? Ya evet, senin burada ne işin olduğunu ortaya ona çıktı. Ona katılıyorum ya. Yani
Şimdi telefondakinin kalbini kırmak istemiyorum ama burada olduğuna göre Aslı'nın yanında, yani Aslı'yı ve Kayahan'ın anlattığına göre eskide kalmış bir ilişki. Aynen abla. Sesini duyunca hatırladın mı? Geldi mi hafızan yerine? Yine hatırlamadım. Aa! Çünkü umurumda değil. İstediğin şeyleri hatırlıyorsun. İşine göre davranıyorsun. Efendim Demet. O zaman buraya gelsin hanımefendi. Kayahan hatırlamıyor çünkü umurunda değil. Eski gitmiş bitmiş. Şu anda Aslı'cığım yanında. Aynen abla. Elinden tutuyorsun, dikiliyorsun şuraya ayağa. Konuşun daha çok konuşacaksın diyeceksin. Ve ne yapacaksın biliyor musun Aslı'cığım? Gerçekten moralini bozmayacaksın. Kesinlikle diyorsun ki ben buradayım. İsterseniz istediğinizi yapın. İstediğiniz videoları gönderin de ya. Lütfen. Aynen abla ya. Bakın biz bir senedir tanışıyoruz. Ben nasıl onları yiyip yutabilirim ki? Her şey ortada. Şu an hatırlamadığı kadın telefona bağlanacak cesareti buluyorsa demek ki bu ne işin yapayım? Aslı astarı var demektir. Ne yapayım ben yani? Bağlansın. Herkes bağlanabilir. Umurumda ben ne değil. Yapayım seni bu saatten umurumda sonra? Değil. Hadi git memleketine. Umurumda değil. Git memleketine. Ne sen de benim memlekette umurumda ne var değilsin. Ya, sus ya. Memlekette ne var? Ne? Yetmedi memleketinde mi İstanbul'a geldim? Bunu mu demek istiyorsun? Ben bu saatten sonra seni hayatımda istemiyorum. Hemen silip atın. Ne oldu şimdi böyle? Oh dedi Şadıman. Allah Allah. Gün doğdu size. Şadıman bu ilişkiyi hiç sağlıklı görmüyor ya. Böyle yaptı bak. Aslı önce böyle yaptı bak. Ne oldu Şadıman? Niye ayrılsınlar? Vallahi Aslı boşuna çırpınıyor. Neden? Yok Aseda Hanım, olmaz bu. Olmaz, boşuna çırpınıyor. Bu kadar da kendini üzmene gerek yok. Erkekler öyle kaçamaklar yapar arada kızım. Aa. Tamam mı? Aa. Yapar. 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 Seda Hanım yapar. Ne demek yapar, yapar ya? Bekar erkekler yapar Seda Hanım. Ha, bekarken. Evet, bekar, arada bekar. Kaçamak yapar. Tamam, evleri karıştırmıyor. Düzelttik. Ha yüreğime mi indireceksin sen benim? Hayır. Fenalık geçireceksin. Ben de zaten kabul etmeyecektim. Ha fenalaştım. Seda Hanım bayılmana gerek yok. Evli demedim. Bekar erkekler. Tamam. Öyle genelleme de yapmayalım canım. Şimdi Kayahan da diyor ki ben daha önce birlikte oldum. Sildim, bitti, gitti. Şimdi Aslı'yı seviyorum diyor çocuk. Evet. Ben inanmıyorum Seda Hanım. Kayahan'ın o bu şak şak yapması boşuna. Abla buradayım bak, inanman lazım. Kayahan Allah aşkına sesi duyduğun zaman yüzünün ifadesi bir değişti. Ondan sonra ben tanımıyorum dedi. Vallahi de billahi de sesini tanımıyorum. Bak burada yalan konuşuyorsun Kayahan. Ben senin tarafındayım ama burada yalan konuşuyorsun. Böyle bir ya adam gibi lafını söyle, evet yaşadım bitti de. Niye demiyorsun? Dedi. Zaten diyorum geçmişte kaldı abla. Dedi gitti, dedi. Gitti. Ama diyorsun ama sonra Aslı'ya yalvarıyorsun. Neyine yalvarıyor? Evet. O da üzülüyor bu arada. Ha, onun üzülmesine de yani pek taraftar değilim ama gerçekten yani yaşadıysan bunu yaşadın bitti. Abla geçmişte kaldı da. Ya bu ne demek geçmişte kaldı? Gitti gitti çöp oldu. Olur. Burada böyle bir şey. Tülay. Şimdi ben burada Kayahan'ı o kadar rahat görüyorum ki. Rahatım. Yani o rahat tavırlarıyla Aslı'yı kandırabileceğini zannediyor. Ha şu an tamam Aslı sana evet dedi. Yarın öbür gün Aslı tavırlarını değiştirmez. Aynı şekilde devam ederse. Bu iş ciddiye bindi. Evlendiniz. Aynı şekilde devam ederse ne yapacaksın Kaya? Aynı şekilde dediğiniz? Ha şimdi kandırmaya, yani bu rahat tavırlarınla Aslı Hanım'ı kandırmaya çalışıyorsun. Her ama şeyine evet. Çalışıyorum? Her şeyine evet diyorsun. Danslarına evet diyorsun. Giyimine, makyajına, her şeyine evet diyorsun. Ben zaten en başta söyledim. Sıkmam onu. Zamanla kendisi yani. Ama zamanla ben değiştirmem tavrımı diyor. Aslı ben aynıyım diyor. Sülay Hanım zaten o kadar belli ki onu ona tayt bile giydirmeyip evden çıkarmayıp beni burada dans edişleri. Ben şu an her şeyi kafamda oturttum. Seni de hayatımda istemiyorum. Ablana mı gidiyorsun? Memleketine mi gidiyorsun? Ya abi her... O kadın ne buraya bağlandı çabuk, ya. Ne kadar çabuk silip atabiliyorsun. O kadın buraya bağlandı ya. O kadın buraya bağlanacak bağlansın. Cesareti buldu. Bu bana zamana bak. Kadar inkar ediyordun. Şimdi neyi inkar ediyorsun? Herkes ya? Bağlanabilir. Sen umurumda değil, anladın mı? Sen benim gözümden akan bir damla yaşa herkes bağlanabilir. Umurumda değil, anladın sen mı? Sen benim ne gözyaşımı umursuyorsun, ne elbisemi, ne dansımı, hiçbir şeyimi umursamıyorsun. Anladın mı? Çok
açık ve net bir şekilde kendini burada bütün Türk halkına neyin olduğunu gösterdin. Neyi gösterdin? Artık burada bir yanlış tanım mı var? Hatırlamıyorum. İnanmıyorum. Geçmişteki insan aramış. Bana ne, umurumda mı? Benim hayır, Kayahan aslında neye takıldı biliyor musun? Geçmişteki insanın iddialarına takıldı. İddialar da şuydu. Bana etek giydirmeyen, tayt giydirmeyen ya, Kayahan seni nasıl böyle çıkarıyor? Ve o danslarına ve sayfanı temizlemedin. O danslarına devam ediyorsun. Yani bunlara nasıl müsaade ediyor? Aslı ona takıldı. Ne yapayım? Ne biçim konuşuyorsun? Ne yapayım? Çirkin bir adama dönüştün be. Ne yapayım? Ne kadar kendin çabuk idrak değiştin etmek, ya burada. Kendini idrak edeceksin. Neyi idrak edeceğim ya? Sen orada oturuyorsun. Tanımıyorum, etmiyorum diyeceksin. Ben kendi kendime mi idrak edeceğim her şeyi? Ne yapayım? Tanıyorum mu diyeyim? Tanımıyorum. Sen yapay zekasın, ben robot muyum? Git ayının yanına, robot. İstemiyorum seni ya. Gerçekten. Ben umursamıyorum, sen kafanı ben takıyorsun. Ben zerre umurumda değil ki Seda abla. Umurumda sen de değil. Benim umurumda değilsin. Bak ne kadar rahatım. Umurumda değil. Ben burada senin yanındayım. Bana ne? Ne mesaj, olursun? Bana ne? Benim yanımda böyle olacak adam lazım değil. Bak ben enerjik. Bak sen hala takıyorsun. Bak yanlışsın, yanlış, yanlış. Dinle, geçmişe dinle. Geçmişe takılı kalmışsın. Sen iletişim kurmayı bilmiyorsun. Yuva kurmayı nereden bileceksin ya? Ya sen geçmişe takılı kalıyorsun. Sus. Beni dinle. Sen beni dinleyeceksin, sonra anladın mı? Sonra cevap ver. Sen... Buraya, bana böyle bir adam lazım değil. Ben enerjik, gösterişli, bak, sana bir şey alımlı. Şş. Lan sus bir şeyi bana. Böyle zorla yediremeye çalışıyorsun. Bak, yediremezsin, anladın mı? Bozacaksın işte. Yediremezsin, dinlesene, anladın mı? Ya. Yediremezsin. Dinlemiyor musun? La ben kabul etmiyorum. Git o kadını dinle o zaman. Ya beni dinleyeceksin, susacaksın. Ben, ya sen istiyorum, öyle bir şey yok ya. Sussana, konuşuyorum. Geçmişte kalan şeyi hala kafasına takıyor. Ben senin genel olarak karakterinden bahsediyorum. Gerçek yüzünü ortaya çıkarışından bahsediyorum şu anda. Yani bunlar karakterimi mi gösteriyor? Geçmişte olan şeyle... Bu rahatlığın evet gösteriyor. Bak ben gösterişli bir kadınım ve yanımda... Eskiyi hatırlamak zorunda mıyım ben? Kardeşim sussana ya. Sen sus ya, git yanına git. Sen git ya. Komedi filmi mi ya bu? Hatırlamak zorunda mıyım Seda abla? Yok. Rahatım. Umurumda senin değil. Rahatlığın sen bana umurumdasın göre sen. Değil. Kızım sen umurumdasın, senin anladın mı? Senin rahatlığın bana göre değil. Bana rahat değil. Delikanlı adam lazım. Ben delikanlıyım. Beni taşıyabilecek delikanlı adam lazım. Delikanlı çıktım geldim buraya. Ne yapacağız? Bir hali yedirmeye çalışıyor. Ben bak sildi gitti, anladın mı? Silindi gitti. Benim bak, gitti. İçimde sen bitti gitti. Nasıl bittim gittim ya? Hemen siliyorsun ya. Sen beni dinlemiyorsun daha iyi. Ben seni gayet iyi dinliyorum, anladın mı? Neyi dinledin? Ne dedim ben şimdi? Bak bir... Geçmişte olanı kafana takmayacaksın. Ha. İki yanındayım. Ha. Üç seni çok seviyorum. Bitti gitti. Bitti gitmedi ama benim için. Zaten onların bak kuzenimle ablamın da zaten isteği bizi ayırmak, anladın mı? Bak o kadın buraya bağlandı. Şadun Hanım'a hayatımda ilk defa hak veriyorum. Senin ya, suat falan bağlansın, değişti. Bağlansın umurumda mı ya? Bağlanabilir, bağlansın umurumda tamam, mı? Tamam hatırladın işte, hafızan yerine geldi. Ama bugün yarın da senin geçmişin bağlanır buraya, anladın mı? Ben seninle tanıştığım zamandan sonra kimseyle bir şey yaşamadım. Sen yaşamışsın. Allah Allah. Bir sen sakin olmak yüzün zorundasın. Yüzün hala oturdu, orada oturuyorsun ya. Ben şu an sinirden tutuyorum. Şey... Önce sus. Sen sus ya. Bak ben abla bir şey demek istiyorum. Evet. O zaman sor çek misin? Git oradan. Niye oturuyorsun orada? Abla sen de bir dinlesene be abla. Geçmişim benim zerre umurumda değil. Ben Aslı'yı seviyorum, şu anda da buradayım. Hiç umurumda değil. O yedi ne çıkarsa çıksın. O 7 Şubat çıksın, diye ne çıksın ya. Yazıldıysa 7 ya Şubat diye yine bir kanıt var demektir. Ben nasıl inanmayayım ya? Nasıl inanmayayım? Sen hatırlamıyorsun. Ama bu kadın çok net bir şekilde hatırlıyor. O nikah masasına Aslı değil ben oturabilirim dedi. Benim ben burada umurumda... rezil oldum senin yüzünden. Ya beni elde etmek için yapıyor bak. Ben seni ne seviyorum hayatım. Beni seviyorsa 2,5 yıl deniyor ya. Ben hepsini şu an beynimden tekrar tekrar geçiriyorum. Biz seninle 1 senedir tanışıyoruz. 2,5 yıllık ilişkisiyim ben. Kısa süreli olan Aslı Hanım diyor. Ay ne kadar da naziksiniz. Neyin 2,5 senesi ya? Seni istemiyoruz. İstemiyoruz. Anlamıyorsun ki sen. Yapıştın yakamıza. İstemiyoruz seni. Senin yakana biz yapıştırıyoruz. Ben istediğim kadının yanındayım ya. Gamze. Biz o kızı istiyoruz çünkü o kız daha düzgün. Gamzeciğim. Al götür onu. Derken şunu söylememeni, yani okuduklarımdan da şunu anlıyorum. Diyor ki eski sevgili, benim umurumda bana değil etek giydirmezdi. Çok kıskançtır. Bırakın eteği, tayt evet bile giydirmezdi.
Ben o Kayahan, o zaman ailenin bu ilişkiye karşı çıkma nedeni, bırakalım eski sevgiliyi bir yana bırakalım. Karşı çıkma nedeni Aslı'nın giyiminden kuşamından taviz vermiyor olması. Vallahi aileme karşı saygısızlığı. Bak, danslarından taviz vermiyor olması. Sayfasını temizletemedin. Şimdi bak, senin de abla bu konuda tedirgin. Ailen de bu konuda tedirgin. Yani sen diyorsun ya, ben bunu geçmişte yaşadım. Tabii ki geçmişte yaşamış olabilirsin. Abi, insan sevdiğini sıkmaz. Zamanla olacak yani. Hayır. Aslı sana burada dedi ki, ben hiç kimse için değişmem dedi. Ben buyum dedi. Beni böyle sevdin, böyle kabul ettin dedi. Vallahi zaman... Aslı da beni çok seviyorsa yapacak zamanla. Burada iki kadın bir adam durumu var. Ben i̇şte buna gelmem. Sevsin zaten kısa giyinmez. Senin her dediğini yapar. O kız seni sevdiği için tayt giymiyor, kısa etek giymiyor. Senin kafanda burlara basmıyor Kaya. Ya geçmişe kaldı, ben sevmiyorum, anladın mı? Aslı'nın yanındayım. Aslı kendini bir türlü değiştirmiyor. Bir gün değiştirdi kendini. Milyonların bir gün. Önünde biz ben sus. Burada Aslı'yı seviyorum ve yanındayım. Geçmişte kaldı dedin, 7 Şubat'ta mı kaldı? Şurada bir ay öncesinde mi kaldı? Ya ne, bu ne, bir bana geleceksin, bir ona gideceksin. Ben senin B şıkkın da olmam, ikinci seçeneğin de olmam. Senin o hatırlamadığın şeyi sana... O eski değil, sen beni hatırlatırım. Aşkımsın, anladın mı? Sen burayı anlamıyorsun Aslı. Neyi anlamıyorum ben ya? Sen eskisin. Sen eskisin, sen. Düş yakamızdan. Ben eskiysen ya, benim yanımda neden konuşuruyor? Ya bir dakika, sana. Git. Benim adıma niye konuşuyorsun ki sen? Sen sus. Ne diyorsunuz bu duruma? Zorla ben istemediğim insanla... Sen bir yanındakini sustur. Tamam, zorla ben istemediğim insanla mı yan yana getirmek istiyorsunuz? Ben istemiyorum ya. Evet Şükran. Aslı'nın yanındayım. Baştan da demiştim Kayahan'cığım, senin ailenin mutasip olduğunu, Aslı'nın bu şekilde giyinmesi, o şekilde dans etmesi hiç hoş değil. Sana da sormuştum. Nasıl kabul ediyorsun? Ailene nasıl kabul ettireceksin diye. Ama Aslı'da da hiçbir kıpırdama göremiyorum burada. Günlerce de bunu kuzenin aynı şekilde ablan da söylüyor. Ama hiçbir değişiklik yok Aslı'da. Aslı değişmeyeceğim dedi ama. İyi ama, ki de kıpırdamamışım. Ama şimdi şöyle bir şey var Seda Hanımcığım. Eğer aile çok seviyorsa Kayahan'ı, birazcık çeki düzen versin kendine yani. Tamam, değişmeyebilir belki ama en azından birazcık değişebilir. Hala çok seviyorsadan bakıyorsunuz. Neden burada başka bir kadın olduğu gerçeğini kabul edemiyorsunuz? 2,5 senedir bu adamın ya hayatında başkası ya. Varmış. Benim kıyafetim, dansım değil ki olay. Ben zaten senin seçeneğin olmam. Bak ne diyor? Mesleğini geliştirmek için reklam yapıyor orada diyor. Senin ablan bunu söylüyor. Sen beni kullanıyorsun o zaman. Evet. Sen benim aşkımı, sevgimi kullanıyorsun. Hani ben kendimi göstermek için çıkmıştım? Nedir? Bence öyle. Nasıl? Niye öyle? Ney? Aslı buraya... Neyi öyle? Kayahan Aslı'yı kullanıyor. Şöyle kullanıyor. Aslı bugüne buraya geldiğinden beri gayet mantıklı, açık açık ne olduğunu, nasıl giyindiğini bize sundu. Yani Türk halkına sundu. Hiçbir kere oynamadı. Fakat Kayahan bir gün ak diyor, bir gün kara diyor. Evde ilişkileri çok güzel. Bazen git yanımdan diyor. Eğer bu fotoğraflarda doğruysa burada tamamen Kayahan'ın Aslı'yı kullandığı ortaya çıkıyor. Ablacığım, bunların doğru olup olmaması zerre umurumda değil. Geçmiş diyorum. Geçmişte hiçbir şey yok dedin Kayahan. Hiçbir şey. Seda Hanım size... Hiçbir şey olmaması mümkün mü Allah aşkına? Demet, mümkün mü ya? Aslı'cığım, o video var ya şu anda. Bakar mısın? Bak, yazın gömlek giymiş. Kızın sevgilisinin ayağındaki eşofmana bak, çoraplara bak. Farkında mısın? Senin eşofmanın mı? Aslı'cığım. Kadının altındaki. Sen? Ya net Allah'a bekliyorum. Aslı'cığım, her yerde var gri eşofman ya. Sen seksi ve bakımlı bir kızsın. Gerçekten özgüvenin tavan. İnanılmaz güzel. Sadece sayfanı temizleyebilirsin ama asla dansından ödün verme. Kendin çok güzel bir kızsın. Hele böyle giydiğin elbiseleri ben bayılıyorum. Uzun elbiselerin de çok yakışıyor. Bu elbise sen böylesin. Güzel. Kalk Aslı. Evet. Bu da güzel. Göster. Git aşkım şöyle. Sana inan. Sen ver çünkü müzik, artık ver. Sadece izlersin. Ver müzik. Thank you.
sesini çok beğendim. Gamze niye sinirlendin? Dön arkanı be sen. Ne öyle giyiniş? O gelinin olacak, öyle. gelinin. Olmayacak Seda Hanım. Görüyor musunuz? Sana bir şey hatırlatayım mı? Hatırlatın onu. Hatırlamıyor, o kadar ihtiyaç hatırlamıyorum, var. Hatırlamıyorum diyor ya Seda Hanım. Hatırlamak zorunda mıyım ben? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor. Tamam bak ben hatırlatacağım ablacığım sana, dinle. Hani hep beraber gitmiştik, sen kayınpederinin elini öpmüştün, kayınvalidenin elini öpmüştün, biz söz tarihi almıştık. Kaya'ya geldik. Ah. Çok iyi anlaşıyordun onlarla. Allah Allah. Ne oldu? Hafıza kaybı mı geçirdin? Bir tane. Kaya. Ne oldu? Vallahi da billahi de böyle bir şey yok, ben bile. Kaya sen ayıyı da tanımıyorum dedi. Tanımıyorum o vallahi. Bunu da mı hatırlamıyor? %100 inkar. Ne deseniz inkar edeceğim. İnkar edeceğim, ne ben yapayım? Kabul mü edeyim? İnanmıyorum. Tabii ki de kabul et. 2,5 senelik sevgilin öyle. Ne 2,5 senelik ya? Olanları inkar ediyor. Bir kere de seni inkar etse çok başımıza sevineceğim. Başımıza kayınpeder çıktı, bilmem ne çıktı. Ben görmediğim insanları sunuyorlar bana. Sen utanıyorsun. Evet, kayınpederinin elini öptün. Öptün kayın. Validenin elini öptün. Bu ayıyı kargoyla nasıl göndermişler aldın buraya? Ben anlamadım. Nasıl becerdiniz ya? Ne kadar saçma detaylara takılıyorsun açıklama yapmamak için. Hatırlamıyorum. Çünkü kafama de takmıyorum, anladın mı? Umursamıyorum. Umurumda sen değil. Hiçbir şey değil. Sen umurumdasın. Sen umurumdasın. Ayı yolladık kargoyla ya. Daha neler yolladın? Umurumda olan sensin, anladın mı? Daha neler yollayacağım diyor abla. Yollasın, hiç umurumda değil. Hatırlamıyorum seni. Onu mu takacağım? Mesajı yollayan Kayahan'ın eski sevgilisi 7 Şubat'ta Kayahan mı onu atmış? Kayahan'a en son şey yazmış. Bir gün sıkıcı mesajlarımı özleyeceksin. Umurumda değil abla. Hatırlamıyor musun? Ay bu Kayahan hatırlamıyorum demesin. Yok abla, orası yok abla, yok. Abla hatırlamıyor. Zerre umurumda değil abla. Semra. Aslıcığım. Bence adı üstünde geçmiş zamanda kalmış. Geçmişe sakın takılma. Şimdiki zamana bakacaksın. Yanında şu an kim var? Kayahan var. Neden gaza geliyorsun? Aslında Kayahan sizi kullanıyor. Beni kullandığı için zaten çok mantıklı geliyor her şey şu an. 7 Şubat'ta böyle bir mesaj atılmış. Şimdi hiçbir şeyi hatırlamıyor, inkar ediyor devamlı. Ben artık ona inanmıyorum. Onunla olan İlişkimin de ilerlediğini düşünmüyorum. Ya bir erkek geçmişi silmiş, hatırlamak istemiyor. Ne beni güzel de hatırlamaz. Oraya gittiği zaman da beni hatırlamaz Seda Hanım. Gider de ben Aslı'yı hatırlamıyorum onu der. Bilemem. Onu bilemem. Silmiş. Nereye gitsem bundan sonra her zaman seninle gideceğim. Ya sen çok komik bir adamsın ya. İçler acısan mı halin şu an? Ağlayayım mı? Ağlasan ne yazar? Tamam beni hatırlamaz. Aslı şu an seni ciddiye almıyormuş gibi. Almıyor ki, dalga geçiyor beni, sallıyor. Abla konuyu ciddiye almıyorum, konuyu. Kaya konuyu ciddiye konuyu ciddiye almıyorum. Seda Hanım beni bu kadar umursama işe beni kullandığının da %100 ispatıdır burada. Herkes ne alaka? Çok... Çünkü beni kullanıyorsun burada. Senin, kendini neyini kullanacağım çıktın senin ya? Kendini göstermeye çıktın. Neyi göstereceğim kendimi güzel ya? Güzel bir kadın var, bakımlı. Memleketine bir reklam ediyorsun beni. Şimdi çıktın, o Aslı da var orada. Orada da başka sevgilin var. Senin için belki övülesi bir şey bu. İki kadınla savaşıyorsun. Senin için savaşan iki kadın var. Efendim Şadıman. Ya eyvah Şadıman çok sinirli. Abla yüzlerce mesaj geliyor günde, siliyorum engelliyorum yani. Gözüyle de görüyor. İki tane var, üçüncüyü ne yapacaksın? Tabii ki sil engelli. Şadımancığım. Aslıcığım sen güzel bir bayansın. Kendini öyle ifade ediyorsun. Yanındaki de kral gibi. Sağ ol ablam. Baş köşede ayı oturuyor. Bana diyor git ayının yanında otur. Tanışırsın. Otur Kayahan. Ne var ki? Ayıcık ol. Abla, bugün de sen git. Dün beni kovuyordun. Git bugün sen otur. Kralsın ya. Otur ayının bana yanında. Bana ne, ben tanımadım ayının yanında ol. Ne oturacağım? Ayıcıklı kralı ol. Bundan sonra Hürrem'in üstüne bulamazsın çünkü. Kayahan'a kral dedin. Aslı'yı iyice sinirlendirdin. Sinirlensene Seda Hanım. Evet, kral gibi oturuyor. Mesleği de var. Her kariyeri de var. Her şeyi de var. Benim sayemde oldun. Benim sayemde geleceksin. Ne münasebet. Ne münasebet. Gayet efendi bir çocuk. Benim sayemde okumuş oldum demedim. Burada olmasının sebebi beni kullanmak dedim. Yoksa mesleğini mi kullanacak? Senin dansını mı kullanacak? Ben ne güzel diyor, çıktım. Senin dansını mı kullanacağım? Seni çağırdım. Senin 2,5 senelik kız arkadaşın olduğunu bilseydim seni burada çağırmazdım. Kendimi de rezil etmezdim. Yani onu bile gözünle gördün mü 2,5 yıl olduğunu? Ben bile inanmıyorum. Ya nasıl inanmıyorsun?
çıkıyorsun karşımıza, oje sürüyorsun kadına ya. Ayın geliyor, mektubun geliyor. Hiçbir şey inanmıyorsun, hatırlamıyorsun. Bu kadar da inkar edilmez ki. Gözümüzün önünde. Kaya, niye demiyorsun ki yaptım? Demez, kral ya. Söylesene yaptım. Şahadı bana ilk kez. Oğlum yapmışındır. Bak, yapmışındır, geçmişi bırak, yapmışındır. 7 Şubat'ta konuştuğuna göre, mesajlaştığına göre var böyle biri. Yaptım de çıkışın içinden. Korkuyor musun ondan? Hafızası gitti şu an. Hafıza kaybı yaşıyor, siz öyle dediniz ya. İşte hafıza kaybı yaşamıyor, çok da akıllı. Şu ayıcık geldi. Hoş geldin. Kocam dedi ki o kadar oturttunuz, bir mikrofon tutmadınız dedi. Aslı niye öyle kötü baktın? Ne söyleyecek acaba diye düşündüm mikrofon tutarsın. Ekran başında dün izleyememiş olanlar, dünü kaçıranlar için hatırlatma yapıyorum. Efendim, stüdyoda gördüğünüz bu ayıcık, Kaya'nın daha önceki sevgilisine aldığı ayıcık. Kaya'nın bununla da kalmamış. Başından beri köşeye sıkıştırır. Diyoruz ki bak, biraz daha yuvarlak konuş. Hani şöyle bir şey yap, kesinlikle bazı şeyleri reddetme. Biri varmış, görüşüyormuşsun. Yok dedi. Sonra Kaya'nın ablası bağlandığında, ablası ya da kuzeni dedi ki eski sevgilisini oje sürdüğü görüntüler var dedi. Bak, bunu da gösterdik. Üstelik de orada iyi ki sen sevdiğim diyor. Kaya'nın daha önce birlikte olduğu, önce Kaya'nın hatırlamıyorum dedi. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani bu çok özel bir durum. Oje sürüyorsun bir kıza ve hatırlamıyorsun bunu. Güzel. Evet. Dedim ki ne olursa olsun inkar. İnkar. Hoşuma gitti ama Aslı bunu kabul etmedi tabii. Sonra ablası bağlanıp bazı şeyleri itiraf edince Kayahan bayağı köşeye sıkıştı. En sonunda dedi ki bu görüntüler çok eski. Sen yoktun Aslı o zaman dedi. Öyle mi? Hala aynı şeydi misin? Aynı. Barıştınız mı dün akşam? Barışmadık Seda Hanım. Ben hatta programı izledim akşam gittiğimde. Ayaklarını gördüm. Ellerinin dışında bayağı inceledim. Çok samimiler. Temas halindeler. Daha da sinirlendim. Bak ayağını ben de şimdi dikkat ettim. Kaya'nın ayağında da sarı terlik var senin. Kızın ayaklarında çorap var. Çorap evet, dayamız var. Ayağıklar evet. Senin dizlerine. Temas var diyor orada. Yani bu ne ablası, ne bir başkası, ne bana yapılan bir oyun. Bu çok net bir şekilde. Bu samimiyet, sevgililik göstergesi ya. Ben bunu algılayamayacak bir kadın değilim ya ki. Bana hatırlamıyorum kalan, diye. Yani geçmişi neden aile kafana takıyorsun? Başlamak senin geçmişine. Neyi kafaya takıyorsun? Bu nasıl bir samimiyet ya? Siz bunu bir de utanmayıp paylaşmışsınız. Ben bunu da algılayabiliyorum. Orada hesap falan yani etkilenmiş. Sen benim geçmişime neden takılı kalıyorsun ki bak? Bu benim işim. Beni bundan şey yapamazsın. Takıntılı yani. Mısın hayatım? Takıntılı mısın? Takıntılıyım. Hayatında değilim ben senin. Böyle hayat falan olmak istemiyorum. Yok, utanacak bir durum yok orada canım. Geçmişte kalın bir şey. Ben geçmişte olduğuna inanmıyorum. Bence Seda Hanım bu kapalı bir profil. Sosyal medya profili. Ve bunu utanmadan paylaşmış, etiketlemiş de bana nispet olsun diye. Ben böyle düşünüyorum. Böyle algıladım ben. Buna da inanıyorum. Çünkü boynundaki kolyeye kadar aynı. Ben çok inceledim. Bütün gece uyumadım. Bunu inceledim. Sen dün oradaki salıncağı gördün zaten, ben şok oldum. Hayret ettim. Dedik o balkondaki o salıncaktan o balkonu, o evi bulurum, o kızla bulurum. Video filan hiç umurumda değil abla. Ben de senin umurumda değilim bence. Yok ya. Buraya getirmeyin kavgayı. Evet, 4.5 geyle Kayahan'ın ablası Gamze karşımızda. Gamzeciğim. Efendim Seda Hanım, iyi yayınlar, nasılsınız? Bacım, ortalığı bir karıştırdın ki. Daha karıştıracağım Seda Hanım, daha çok görüntüler yollayacağım. Aslı orada boşuna oturuyor. Sen niye boşuna yapıyorsun? Gönderiyorsun yani, geçmişteki videoları göndersen ne yazar? İlişkimizi bozmak için yapıyorlar. Bence başardılar da. Neyi başaracak? Sen de hemen geri dönüyorsun, geri fites. Hemen geri dönüyorsun, sen hatırlamıyorum.
Ojeyi ben mi sürdüm? Çayı ben mi içtim? Bu ayının adı ne? Beni buraya kim getirdi? Ya ben geçmişimi hatırlamak zorunda mıyım? Sen hayatımdasın. Dün geçmişte kaldı. Dün de senin geçmişindir. Sen devamlı bir şeyler yapıp hatırlamayacaksın o zaman. Ben seninle neden evleneyim? Nasıl evleneyim? Ben hatırlamıyorum zaten. Hatırlamak zorunda mıyım? İlerleyen zamanlarda da hatırlamayacaksın ve bu... Hatırlamıyorum. Benim hayallerimi yıktı. Ben artık seninle ciddi bir şey nasıl düşünürüm bilmiyorum. Sen hala kafana takıyorsun bu konuyu, anladın mı? Tabii ki kafama takarım. Ayağınız ayağınızda, eliniz elinizde. İyi ki sen sevdiğim bir şeyler, ayıcıklar. Ben bu videoya değer vermiyorum ki. Bana temas etme. Senin daha da değer vermemen lazım. Takıyorsun kafana. Sana değer veriyorum ki çektiğiniz videoya da eskide kaldı. Eski video eski, anladın mı? Ben eski olduğuna inanmıyorum. Boynundaki kolye aynı kolye. Ben çok boynumdaki takıntılı 15 ve çok yıldır, akıllı bir kadınım. 15 yıldır boynumda kolye, anladın mı? Bana ne? Bu. Kimseye evet. Özel değil ki. Kolye aynı kolye. Aynı ama kolye. 15 yıldır boynumda diyor Kayahan. Gamze. Efendim Seda Hanım. Bir soru sordum, cevabını duyamadık hayatım. Niye yapıyorsun dedik bunları? Zaten Aslı'yı istemiyoruz Seda Hanım. Kardeşimin yakasına bir yapıştı, bırakmıyor. Kardeşimi tuzağa düşürdü. Ne tuzağına düşürmüşüm ben seni kardeşim? Gitsin artık, o kadar görüldü. Bak, o abla, kadar görüldü abla, bak, diyorum. Daha da yüzsüzlükle niye oturuyorsun orada? Ben seni kardeşinin ne tuzağına düşürmüşüm? Ne anlatıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun? Elinde oynatıyorsun kardeşim ya. Diyorsun ki oje sürüyor. Elimde oynatıyor olsaydım. Sen bulaşık yıkatıyordun kardeşime. Yıkatırım, o isteyerek yıkıyor, sana ne? Bana ne oluyor ya? Senin yaptığın çok düzgün bir şey kardeşime. En azından sevdiği kızı oje sürüyor. Sevdiği kız o mu yani? Bunu mu iddia ediyorsun? Aslı'yı seviyorum abla, bak. Yeter artık. Ne anlatıyorsun sen orada? Bağırmadan konuş, Aslı'yı ben seviyorum ya. Yeter bence de, sen de çık gel, yeter. Sen çık gel ya, madem ayıcıkları gönderiyorsun, bu videoları gönderiyorsun, bir türlü kendin gelemedin. La ben ayıyı bile tanımıyorum. İlk defa gördüm dünden bugüne ya. Ben kendim gelirsem çok kötü olur çünkü. Ben gelirsem... Vallahi bile ayıyı tanımıyorum Kayağı'nın ya. Aslı Kayağı'nın sevgilisiyle gelirim. O zaman sen orada nasıl duracaksın? Gel gel. Düşün Kayağı'nın sevgilisiyle gel. Kayağı'nın sevgilisi. Kayağı'nın sevgilisi. Gel Kayağı'nın sevgilisiyle gel. Vallahi bozacağım seni. Düştün yakamıza ya. Ben onun yakasına falan yapışmadım. Tuzağa ben düşürdün ne demek ya? Sevdiğin kız var diyorum. Anlamıyor musun? Tuzağa benim sevdiğim kız yok. Bak yine tekrarlıyorsun ablacığım. Şimdi... Sevdiğim kızın yanındayım ben zaten. O zaman... O zaman... Ne oluyor? Bak... Burada bir mesaj var Kayahan. Nasıl yani? Bayağı mesaj var. Ne mesajı almıyor? Kayahan'ın... Aslında Kayahan'ı elimden aldı diyen... Aslı elimden aldı diyor, suçluyor. Eski sevgilisinden, eski diyoruz şu anda, yanında Aslı oturuyor. Mesaj. Gamze de duysun. Merhabalar. Ben kendimi böyle ifade edebileceğimi düşündüm. Aslında bu konunun tamamen uzağındayım. Ta ki Aslı Hanım beni 4 aylık bir ilişki olarak gördüğünde değişti fikrim. 4 aylık bir ilişki değilmiş yani. Değil demek duy, istiyorum. Duy. Sen bir sus da. İşte tam burada yanıldı. Ben Kayahan'ın 4 aylık değil, 2,5 yıllık sevgilisiyim. Bizim ara yani Aslı, sen eskisin. Bizim ara verdiğimiz sürede tanışmış olmalılar. Ve Kayahan en son 7 Şubat yazdı bana. Ne? Eski değilim, yeniyim. 7 Şubat mı? Ya ne 7 Şubat? 7 Şubat'ta. Kayahan şimdi hala hatırlamıyorum diyecek. Zaten sana ayıyı da tanımıyor. Sana bir hatırlatırım bunları. Konuş bir önüne dön. Ben. Önüne dön mü? Programı izlediğimde benim konuştuğum adamla oradaki adam arasında dağlar kadar fark var. Ya sen kimsin? Beni o kadar bunaltmıştı ki nefes alamıyordum. Çok kıskançtı. Çevremde erkek, genç kız arkadaşım bile kalmamıştı. Bunu tüm ortak arkadaşlarımız da bilir. Kimseyle görüşmeme, ondan ayrı dışarı çıkmama izin vermezdi. Aynen, ev iş arasındaydım. Aynen. Bir yere gidecek olsam onunla beraber.
ve Kayahan benim hayatımdayken etek giymeyi bırakın tayt bile giyemezdim. Kıskançlığını anlatıyor. Kısa ilişki olan Aslı Hanım ben değil ama bunu da söyleyeyim, Kayahan Aslı Hanım'ı sevseydi o şekilde giyinmeyi bırak dans etmesi mucize olurdu. Maalesef ki Kayahan Aslı'yı sevmiyor. Bana dönsün diye yapmıyorum. Herkesin gururu var. Ama söylediği bir gerçek var. Gecenin yarısı kapına çiçeklerle gelebilir. Kayahan bana ne güzel şarkılar söylerdin. Oo. Ne şarkısı ya? Ne şarkısı ya? Yalan gecenin bunu tekrar ya. Okumam yalan lazım. Gecenin yarısı kapına çiçeklerle gelebilir. Kayahan bana ne güzel şarkılar söyler. Abla gecenin yarısına çiçekçi mi açık çiçek alayım? Ne kadar ya. Aşk açık açık. Ne kadar aşk ve saf sevgi dolu şekilde bizim şarkılar söylerdi. Açık, sen şarkılar söylerdiğini kapamak için çiçekçiden girme. Sen bana bir kere bile şarkı söylemedin. Ne anlatıyorsun ya? Hala neyin peşinde diyerek kendini zaten ifşa ettin burada. Demek ki anladın ve hatırlıyorsun. Ben mesajlara takmıyorum ki geçmişte kalmış. Hiç umurumda değil bile. Ben Gamze'yi şu anda buradayım, senin yanındayım, anladın mı? Gamze'yi haklı çıkaran mesajın son cümleleri. Kayahan Aslı'yı bırakıp bana geri dönecek. Kayahan şu an orada. Neden Aslı'nın yanında? Çünkü mesleğinden dolayı orada gözükmek isteyebilir. Orada nikah masasına ancak ben otururum Aslı. Filmin sonunu dikkatlice izle. Ya sen ne boş konuşuyor abla ya, yalan. Sen bir kes sesini de boş konuş. Bağırmadan konuş ya, ben seni seviyorum kızım kes ya. Kes sesini. Ben böyle mesaj geldikten sonra nasıl seni seviyorum? Bana ne mesajın, o hayal kuruyor, sen anladın bana mı? Sen şarkı söyledin mi? Gece yarısı kapıma çiçeklerle geldin mi? La bu hayal kuruyor bu kızım ya? Senin yanındayım bak. Dokunma. Çünkü seni sevmediği için sen olabilir mi? Sen bir sus. Kendimi ifade etmeme izin ver. Yeter zaten. Niye başımı açtığın işler yeter. Niye susacağım? Niye susacağım? Sus. Bak kanıtlarım, ispatlarım, her şey geliyor. Cevap verme hakkı doğru ya bana, ben böyle bir mesaj geldi. Bağırmadan konuşsana biraz ya. Beynimi ben götürdünüz ya, Allah'ım yarabbim. Bugün güzel oldu. Bu şarkıyı da özlemişiz ya. Ne zamandır okumuyoruz değil mi? Hep Melek Hanım, senin dertlerinle uğraşmaktan şurada bir şarkı okuyamıyoruz ya. Bak ne güzel oldu bugün. Çok güzel. Evet, biz program sonrası orkestram ve birlikte yine Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için emekçi kadınlarımızla, tüm kadınlarımızla buluşmak üzere Muğla'ya gidiyoruz. Menteşe Atatürk Meydanı'nda konserimiz var. Herkes davetli. Çıkın, çıkın. Gelin anacığım. Teşekkür ederim aşkım. İyi ki sen. Teşekkür ederim. İyi ki. İyi ki aldı beni. Dedim evet dedim, al beni dedim. O kadar güzel. Kadınlar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bak ayrılamıyoruz gördüğün gibi. Allah ayırmasın. Evet. Aslı ve Kayahan. Aslı hakikaten, bugün de yeşiller, Anastasya yeşil, Aslı evet. Çok güzel bir şey seçmişsin. Kalk bakayım. Şöyle dolan, verin, ver müzik. Şu kızları gösterin. Şöyle yürü Aslı, yürü Aslı, yürü. Bak Caner Anastasya dolaşınca böyle hayran hayran baktı. Kalktı çiçeğini. Sen niye kafam çeviriyorsun Kayahan? Biraz kırgınım abla. Sen mi bana kırgınsın? Ay Kayahan. Çok değişik. Seda Hanım, uyuyan artı trip atan erkek sevmem. Karşını al. Karşını al şuraya. Bir şey söyleyeceksen de karşını sen al. Sen bana kırgınsan niye kalkayım ki? Karşını al. Evet.
Sanki ben birine oje sürdüm de bana kırgınmış bir de. Evet, bunu daha sonra tartışalım. Eyvah, kurtarıyorum Kayahan seni. Buyurun Kayahan Bey. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, Kayahan çok güzel keman çalıyor. Birkaç kere çaldı, dinlediniz. Bugün ben rica ediyorum. Dedim ki eğer şimdi Aslı'nın gönlünü almak istiyorsan, bunu şarkıya, şarkı sözlerine dökmek isteseydin, onun gönlünü almak için hangi şarkıyı seçerdin? Bakayım ne seçti? İçimden söküp de alamazlar ya, hayalin aklımdan çalamazlar. Hayatımla seni alıp gitsin, kurduğum düşler yıkamazlar ya. Yıkamazlar ya, içimden söküp de alamazlar. Hayalini aklımdan çalamazlar. Hayatımdan seni alıp gitsem, kurduğum düşler yıkamazlar ya, yıkamazlar ya. Elini tutmasam uyuyamam, sesini duymasam dayanamam. Hayatım meçhul. Olsun. İyi ki hayatım nasıl, iyi ki seni tanımışım. Bu zorlu günler, bu zorlu aşamayı insanla inşallah seninle başaracağız. Buradan annemin de kadınlar gününü kutluyorum. Bütün kadınların, bütün annelerin, bütün bayanların kadınlar günü kutlu olsun. Elini tutmasam uyuyamam ki, sesini duymasam dayanamam. Hayatım meçhul yalanmış sanki, Allah'ım bu acı bacı bitsin yeter. Bitsin yeter. Teşekkür ederim. Aferin. Güzel, güzel şarkı seçmiş. Şimdi yani Aslı pek yumuşayacak gibi değildi ama şarkının sözleri... Yani. Cevap verebilir miyim? Tabii Sedan ki hayatım. İstediğin gibi didikleyebilirsin. Ah, tamam. Ben bu çiçeği bütün kadınlarımızın adına aldım. Herkesin Kadınlar Günü'nü kutluyorum öncelikle. Ama ben bir çiçekle gönlünü alabileceğim bir kadın değilim. Sana kırgınlığım da geçmiş değil. Millete ayı alıyorsun kocaman, bana bir çiçekle gelmişsin. Ben yemem bunları.
Yemem. Şarkın güzeldi. Belki elimi tutabilirsin ama oje süremezsin. Orası kesin. Teşekkür ederim. Tekrar herkesin kadınlar günü kutlu olsun. Peki Kayahan'ın sesini nasıl buldunuz? Çok güzel. Çünkü Kayahan'ın ailesi hep dedi ki Kayahan'ın istikbali var. İşte enstrüman çalıyor, sesi güzel. Aslı'yı Kayahan'ın yolunda bir engel olarak gördüler. Aslı Kayahan'ın önünde bir engel mi yoksa birlikte yürürler mi bu yolu? Ayşe? Kesinlikle engel değil. Hatta teşvik eder, önder olur, daha da ileriye götürür. Çünkü zaten vizyon sahibi bir kız. Yani ben başka böyle düşünen? Ahsen? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Seda Hanım birlikte çok güzel işler beş. İlerlerler ikisi birlikte. İlerlerler. Tabii tabii tabii. Öyle mi? Evet. Ne oldu Nurhan? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü Aslı her yönden çok dolu bir insan. Kayahan'ın önüne engel değil, açacağını düşünüyorum. Ailesi niye öyle düşünüyor peki? Ailesi istemediği için o şekilde düşünüyor Seda Hanımcığım. Peki ama yumuşarlar mı? İnşallah. Öyle düşünüyorum. Tülay, aile istemiyor, ne yapacağız? Olmaz diyorlar. Bizim çocuğumuzun istikbali var diyorlar. İşte aileler genelde öncelikle çocuklarını düşündükleri için Aslı'nın ona engel olacağını düşünüyorlar. Bence de biraz haklı olabilirler Seda Hanım. Yani çünkü hani iş yapayım derken onunla daha bir boş vakit geçirip işini engeller diye korkuları olabilir ailenin. Senin gibi düşünen biri daha var, o da Şadıman. Bu hiç iş olmaz diyor Şadıman. Orada yanında hayatım. Bu iş niye olmaz diyorsun sen? Olmaz Seda Hanım, olmaz. Neden hayatım? Olmaz çünkü Kayahan'ın istikbali daha değişik yerlerden. Aslı'nınki başka. İkisi yani evlenseler de mutlu oldu diyelim hadi ama ilerleyemez Kayahan. Olduğu yerde sayar. Sen pek Aslı'nın hareketlerini tasvip etmiyorsun. Bugün nasıl, elbisesi nasıl? Sevmedim. Gene? Evet. Ben çok beğendim. Seda Hanım neresi güzel? Seda Hanım benim müstakbel kayınvalidem gelemedi ya. Şadıman Hanım yerini dolduruyor. Gerçekten Melek Hanım gibi benim baş düşmanım. Bu da ezeli rakibim. İlk defa Şadıman sen birine karşı böylesin. Neden Aslı'ya böylesin? Hoşlanmadım. Konuşmuş Şadıman'la. Kadınlar diyor ki kaynanamdan betersin diyor sana. Gerçekten. Vallahi ne derse desin ben onun kaynanası olmak istemem zaten. Neden? Nesi olamam, var? Olmam. Nasıl hanım bir kız? Bak Seda Hanımcığım şimdi hanım olabilir. Ben onun şahsını da seviyorum. Fakat kilosunu şu gidişatını beğenmiyorum. Fiziğimi beğenmiyor galiba. Ben bunu kaç defa da söyledim. Ne var fiziğinde? Nedir kızım? Yani? Bu sen bir kilolu bayansın. Evet. Kilolu bayan kilolarını kapatmak için şöyle üstten bir bol. Niye kapmasın ya kilosunu seviyorsa kız? Oğlum cevap versene. Seviyorum ben abla. Kayan. Desene Şadıman abla ben böyle aşık oldum desene oğlum. Şadıman abla ben böyle sevdim, aşık oldum. Böyle oğlum, gördüm. Sen onu benim külahıma anlat. Seda Hanım, Kayahan beni daha fazla yedirmeye çalışıyor. Sabahları bana soğan sarımsak falan çıkarıyor önüme ya. Bence annen de Şadıman gibi düşündüğü için böyle ortalığı ayağa kaldırdı Kayahan. O yüzden işin zor. Gerçekten işin zor. Oje sürdüğün kadının elleri de pek zayıf değildi ama neyse. Şimdi buna göre bir şey söyleyeyim. O tırnakları kısaydı ama. Ne oldu? Ha, söyle şu an. Şimdi bütün emekçi kadınların gününü kutluyorum. Evet. Senin de yani herkesin de kadınlar günü kutlu olsun. Gerçekten Aslı'cığım bak. Biraz çok abartı. Ben abartılı seviyorum Şadıman Hanım. Ama karşındaki de seviyor mu? Karşımdaki de seviyor. Aşkım ben cevap versene. Öyle kabul ediyorum. Ya, ben zaten öyle kabul ettim. Peki, işte. Bir şey daha söyleyeceğim, susacağım ondan sonra. Yürürken neden kafanı çevirdin? Kıskanıyorum abla. Neden kıskanıyorsun o zaman? Peki o zaman ailesi Kayahan'ın bu huyunu bildiği için bu evliliğe karşı çıkıyor olabilir mi? Yani bizim oğlumuz kıskanç. Bunları yarın bir gün hani şimdi aşkından görmüyor, gözüne perde inmiş. Melek Hanım'ın dediği gibi bunu gözüne perde indi, biz çocuğumuzun gözünü açalım. Yarın bir gün Aslı'nın bu kıyafetlerini, bu tavırlarını, o danslarını yapsın. Dans sesi burada etsin, ne var? Yakışıyor. Dur yanımda sen de o zaman. Evet, tut bunu. Evet.
konuşma kaynana, seni deli ederim. Ben bir kara biberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana, seni deli ederim. Kaynana, kaynana, melek gibi kaynana. Allah var yukarıda, benimle oynama. Kaynana, kaynana, melek gibi kaynana. Allah var yukarıda, benimle oynama. Aşk koydum, meş koydum, içine de gül koydum. Kaynanamın adını pamuk prenses koydum. Aşk koydum, meş koydum, içine de gül koydum. Kaynanamın adını pamuk prenses koydum. Çok konuşma kaynana, beni deli ediyorsun. Mahallede geziyorsun, hep karşıma çıkıyorsun. Çok konuşma kaynana, beni deli ediyorsun. Kaynana, kaynana, melek gibi kaynana. Allah var yukarıda, benimle oynama. Kaynana, kaynana, melek gibi kaynana. Allah var yukarıda, benimle oynama. Aşk koydum, meş koydum, içine de gül koydum. Kaynanamın adını pamuk prenses koydum. Aşk koydum, meş koydum, içine de gül koydum. Kaynanamın adını pamuk prenses koydum. Karanfille kandıramaz, bugünün önemi adına ben bu çiçeği kabul ettim ama bana izah edeceği çok şey var. Bunu konuşacağız dedi. Bugün hayatı zindan etmek istemiyorum ona dedi. Ben anladım, mesajı aldım. Caner, eline sağlık yavrum.